Cevaplı test 1'deyiz. İlk sorumuzda 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen 120'yi pratik şekilde 120 6 çarpı 20'dir. 6 3 çarpı 2 20 4 çarpı 5'tir. Bu 4 2 üzeri 2'dir. O zaman 120 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Buradan da cevap E seçeneğidir. İkinci soruda 24'ün kaç pozitif böleni vardır diyor. Hemen 24'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük. 12'yi 2'ye böldük. 6 2'ye böldük. 3, 3'e böldük. 1. Demek ki 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. 24'ün asal çarpanlarına ayrılmış çarpma şeklinde yazılmış hali. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'i şuraya yazdım. Bütün pozitif bölenlerin işte onları teker teker yazacağım. Ama bunun kısa bir yol, kısa bir yolu olmalı nedir bu? 2'nin 3 tane çarpanı var, 3'ün 1 tane çarpanı var. Buradaki bütün durumları yazmalıyım. Nasıl yani? 2'nin 3 tane çarpanı varsa 2'nin üçünü de kullandığım ya da 2 iki çarpanından ikisini kullandığım ya da 2 çarpanından birini kullandığım ya da 2 çarpanını hiç kullanmadığım durum var. 3'ten bir tane çarpan var. Bu bir çarpanı kullandığım ya da bir çarpanı kullanmadığım durum var. Bakın buradan 3 durum geldi. Kullanmadığım durum da var. Buradan 3, buradan 1, toplam 4 tane durum geldi buradan. Buradan da kullandığım durum 1, kullanmadığım durum 1. Bunların toplamından da 2 durum geldi. Yani biz ne yapıyorduk? Üstleri bir arttırıyorduk ya. İşte buradan, buradan dolayı 3'ü 1 arttırdım. 4 1'i 1 arttırdım. 2 4 çarpı 2'den 8 geliyordu. Burada da 2'den 4 tane çarpan geliyor. 3'ten 2 çarpan geliyor. Yani 4 çarpı 2'den 8 gelmiş oluyor. Bu da pozitif bölen sayısı olmuş oluyor. Bunu neden yaptım? Üzerini neden arttırdığımızı açıklayabilmek için yaptım. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü soruda da 24'ün kaç negatif böleni vardır diyor. Ben 24'ü bir çarpanlarına ayırayım. Daha önce yaptım ama her soruyu ayrı ayrı izleyeceğinizi düşündüğüm için çünkü her testin her sorusunu yapamayacaksınız diye bir kaydı yok. Ama hepsini izlerseniz çok güzel olur benim için. Ama izleyemeyeceğinizi düşündüğümden dolayı her soruda ayrıntılı açıklama yapmaya çalışıyorum. Hemen 24'ü 2'ye böldüm tekrar 12, 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. 3, 3'e böldüm 1, 24 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'dir. Aynı zamanda 24, Negatif bölen dili için eksi 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazılabilir. Yani o zaman şu çıkıyor. Pozitif bölen sayısı negatif bölen sayısına eşittir. O zaman benim 24'ün pozitif bölen sayısını bulmam. Benim negatif bölen sayısına da ulaştırır. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'i yazdım. Hemen bütün çarpanları bulmam lazım. Hepsini buraya yazıp sayabilirim ama kısa bir yolda yapabilirim. Nedir o da? Çarpma ile sayma. 2'den gelecek bütün çarpanları, 3'ten gelecek bütün çarpanları bulup o sayıları birbiriyle çarpacağım. Ne demek istiyorum? 2'den 3 tane var. Bütün durumları yazacağıma göre 3'ünü kullandığım durum var. 2 çarpanın 3'ünü de kullandığım, ikisini kullandığım, birini kullandığım ya da kullanmadığım durumlar. Bakın burada 2'nin olduğu durumlar 3 tane. Bu da kullanmadım. Buradan zaten 1 geliyor. Bir durum var. Artı 1. 3'ten 1 tane çarpan var. O 1'i kullandığım 1 tane olduğu için kullanmasam da kullanmadığım durum var. Kullandığım durum 1 tane. Kullanmadığım durum da 1 tane. Bunların toplamı var. Buradan da 2 tane geliyor. Buradan 3 bir daha 4 tane geliyor. Demek ki 2'den 4 tane çarpan geldi. 3'ten 2 tane çarpan geldi. Biz ne yapıyorduk? 3'ü 1 arttırıyorduk. 1'i 1 arttırıyorduk. Çarpıyorduk. 8 çıkıyordu. Buradan da 4 çarpı 2 eşittir 8. Bu da üstleri neden 1 arttırdığımızın açıklaması. E ben 8 pozitif buldum. Pozitif negatif eşit olduğundan negatifler de 8 tanedir. Yine cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü soru da <laughs> 24 testi olmuş tam bu. <laughs> 24 testi. Peki 24'ün tüm bölenlerinin adedini sormuş bize. Hemen 24'ü asal çarpanlarını ayırmaya çalışalım. 2'ye böldük. 12. 2'ye böldük. 6. 2'ye böldük. 3. 3'e böldük. 1. Peki o zaman 24 eşittir. 24. 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde çarpan ayrışık şekilde yazabilirim. Aynı zamanda 24'ü ben eşittir. Eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı eksi 3'ün birinci kuvvet şeklinde yazarsan bu olur. O zaman buradan şu sonuca varmış olurum. Pozitif bölenleri sayısı negatif bölenleri sayısına eşittir. Pozitifler negatiflere eşittir. İsterseniz kitabımıza da bakabilirsiniz. Orada da açıklamaları var. Tüm bölenleri adedi dediğine göre benim sadece pozitifleri bulup ikile çarpmam ya da kendisiyle toplamam bana tüm bölenleri adedini verecek neyin? 24'ün yani 24'ün. Peki 24'ü yazıyorum. 24 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. 24'ün bütün çarpanlarını böyle 2 ve 3'ü kullanarak yazacak halim yok. Onu ne yapacağım? Bir kısa yol bulmam lazım. Nedir? O da çarpma ile sayma yolu. Nasıl yapacağım onu da? 2'den 3 tane çarpan var. 3'ten 1 tane çarpan var. O zaman ben bu 2'den gelen 3 çarpanı kullandığım ya da bu üç çarpandan ikisini kullandığım, birini kullandığım ya da bu üç çarpanı kullanmadığım durum var. Dört tane durum geliyor buradan. Üçten bir tane çarpan var. Bu bir çarpanı kullandığım durum var. Bir de bu bir çarpanı kullanmadığım durum var. Kullandığım durumlar 3 tane. Kullanmadığım durum bir tane. Toplamı dört tane etti. Kullandığım durum bir tane. Kullanmadığım durum bir tane. Yine bunun toplamı da 2 etti. Biz ne yapıyorduk? 3'ü 1 bir arttırıyorduk. 1'i 1 bir arttırıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Bu 4 etti. Bu 2 etti. Birbirine çarpıp 8 buluyorduk. Buradan da zaten 4 çarpı 2 eşittir 8 çıkar. Bunu ne için yaptım? Yine diğer sorularda da yapmıştım ama 1'i neden arttırdığımızı açıklayabilmek için yaptım. Şimdi bu 8 tane pozitif. E 8 tane de negatif var. Çünkü tüm bölenleri adedini sormuş. Bunların toplamı da tüm bölenleri adedi olur. Cevabımız 16 olur ve eşit olur. Beşinci soruda 24'ün asal bölenleri kaç tanedir demiş. Bunu çarpanlarına ayırmam yetecek. 24'ü hemen 2'ye böldüm. 12, 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. 3, 3'e böldüm. 1, yani 24 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3'tür. 2 ve 3 de 24'ün asal bölenleridir. Buradan da 2 tane geliyor. 2 ve 3 cevabımız da B seçeneği oluyor. Altıncı soruda da 24 testinde, 24 testindeyiz. Demiş ki 24'ün bölenlerinden kaç tanesi asallıydır diye sormuş. Bilmiyorum 24, 24'ü seyrettiniz mi? Eski bir dizi ama benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi. Ajan Jack Bauer maceradan maceraya koşuyordu. Buradan da 24'ü hatırlayanlara selamlarımı sunuyorum 24 testine devam ediyorum 24'ün bölenlerinden kaç tanesi asal değildir diyor hemen 24'ü asal çarpanlarına ayıralım 24'ü ayırdık 2'ye böldük 12 2'ye böldük 6 2'ye böldük 3 3'e böldük 1 demek ki 24 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 aynı zamanda 24 eşittir. Eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı eksi 1'in 1. kuvvetidir. De. O zaman buradan diğer soruları da yaptık. Pozitif bölen sayısının negatif bölen sayısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Asal çarpanlarının da şuradaki 2 ve 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani asal çarpanlar, asal çarpanlar çarpanlar 2 ve 3. 2 tane yani 2 tane geliyor. Peki bütün çarpanlarını bulalım. Hemen ne yapıyoruz? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Hemen teker teker yapacak halimiz yok. Kısa bir yol bulacağız. Nasıl yapıyoruz? 2'den 3 tane çarpan var. Bakın üzeri 3. O zaman 3'ünü de kullandım. 3'ünü kullanmayıp ikisini kullandım yani 3 tane var. Üçünü kullandım. ikisini kullandım durum. Çünkü bütün çarpanlarını yazmam gerekiyor ki bütün bütün durumları yazmam gerekiyor ki bütün çarpanlara ulaşayım. Birini kullandığım ya da kullanmadığım durum var. 3'ten bir tane var. O biri kullandığım ya da üç çarpanını hiç kullanmadığım durum var. Bakın 2'nin oldukları üç tane, kullanmadıklarım bir tane toplayacağım bunu. Dört tane gelecek. 3'ü kullandığım 1, kullanmadığım 1 topladığım zaman buradan 2 gelecek. Biz ne yapıyorduk? 3'ü 1 arttırıyorduk. 1'i 1 arttırıyorduk. 4 çarpı 2'den 8 geliyordu. Burada da 4 çarpı 2'den 8 geldi. 8 pozitif. Pozitif negatif eşit olduğu için 8 tane de negatif var. Toplam 16 tane çarpanı oldu. 2 tane asal. 2 tane asal. Toplam 16 çarpanı var. O zaman 16 eksi 2 de bana neyi verir? Asal olmayan çarpanları verir. O da 14 olur. Cevabımız da C seçeneği olur. Yedinci soru da 24 testinde demiş ki 24'ün asal olmayan bölenlerinden kaç tanesi Pozitiftir demiş. Hemen 24'ü çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölelim. 12. 2'ye bölelim. 6. 2'ye bölelim. 3. 3'e bölelim. 1. 24 eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Peki asal çarpanlar ne? 2 ve 3 yani iki tane. Ben pozitif bölenlerini bulup asalları çıkartırsam asal olmayan pozitif bölenleri bulurum. Hemen 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 yazdım. Baktım şimdi bütün çarpanlarını teker teker yazacak halim yok. O zaman da kısa yoldan bütün çarpanları sayısını bulalım. Nasıl yapıyoruz? 2'den 3 tane çarpan var. Üzeri 3. Bu 3'ünü kullandığım üçünü değil ikisini kullandığım, ikisini değil birini kullandığım ya da hiç iki çarpanı kullanmadığım durum var. Kullandığım durum üç tane. Kullanmadığım durum bir tane. 3 çarpanımdan bir tane var. Ben bu birini kullandığım ya da bu üç çarpanını kullanmadığım durum var. Kullandığım durum bir. Kullanmadığım durum bir. Bunları topladığımda buradan dört, buradan 2 geliyor. Buradan 4. Buradan 2. Biz normalde ne yapıyorduk? 3'ü 1 arttırıyorduk. 1'i 1 arttırıyorduk. Eşittir 8 çıkıyordu. Buradan da 4 çarpı 2 eşittir 8 tane pozitif böleni olmuş oldu. 2 e tanesi 2 tane asal var burada. Şurası 2 tane asal. O zaman 8 6'dan da 8 2'den de 2'den de eşittir 6 tane asal olmayan çarpanımız olmuş oluyor. Pozitif olan cevabımız da E seçeneği oluyor. 8. sorumuzda 24'e 24'e küsmüşüz. <laughs> Onu bırakmışız. Ne olmuş aralarında bilmiyorum. Bu soruda bir şey geçmiş hocamız. 24'ü e terk etmiş. Herhalde küstüler. 60'ın asal olmayan bölenleri negatif bölenlerinden kaç fazladır diyor. Şimdi tüm bölenleri sayısı nedir? Pozitif bölenler artı negatif bölenler. Negatif bölenlerinden kaç fazladır dediğine göre asal olmayan asalları çıkarttım asal olanları çıkarttım. Negatifleri de çıkarttım. Negatifler negatifleri götürdü. Buradan pozitif bölenler eksi asal bölenler çıkmış olur. Yani ben pozitif bölenleri bulup asal bölenleri bu pozitif bölenlerden çıkarsam sonucuma yine ulaşıyorum. Onu göstermek için bunu yaptım. Hemen 60'ı çarpanlarına ayırmaya çalışalım. 60'ı 2'ye böldüm. 30 2'ye böldüm. 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman 60 eşittir 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazmış oldum 60'ı. Asal çarpanları da buradan 3 tane. Demek ki 3 tane asal çarpanı var. Peki pozitif bölenleri sayısını bulayım asal bölenlerini buldum. Pozitif bölenlerini bulayım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Ne yapıyorduk? 2 tane 2 çarpanım var. 1 tane 3 çarpanım var. 1 tane 5 çarpanım var. 2 çarpanın ikisinde kullandığım durum. Birini kullandığım durum ya da 2 çarpanını kullanmadığım durum. 3 çarpanını kullandığım durum. Kullanmadığım durum. 5 çarpanını kullandığım ve kullanmadığım durum var. Biz normalde ne yapıyorduk? Üzerlerini 1 arttırıp çarptık. Burada da aynı şeyi yaptık. Buradan 3 tane durum geliyor. Buradan 2 durum geliyor. Buradan 2 durum geliyor. Biz ne yapıyorduk? 2'yi 1 bir arttır. 1'i 1 bir arttır. 1'i 1 bir arttır. 3 çarpı 2 çarpı 2. Gördüğünüz gibi buradan da 3 çarpı 2 çarpı 2 geldi. 3 çarpı 2 çarpı 2 de eşittir. 12 oldu. 12 tane pozitif böleni varmış. 60'ın 3 tane de asal olduğuna göre 12 eksi 3'ten asal olmayan negatif sayılardan fazla olan bölen sayısını bulmuş oluruz. Asal olmayan bölenleri negatif bölenlerinden kaç fazladır? O sayı bulmuş oluruz. O da 9 olmuş olur. Cevabımız da C seçeneği.